Caillou, Rosie ile onun yeni oyuncağıyla oynuyorlardı. Çok eğleniyorlardı. Oldukça gürültülü bir eğlenceydi. Rosie düğmeye her bastığında oyuncaktan bir hayvan sesi çıkıyordu. Caillou ve Rosie oynamayı bıraktılar. Caillou, benim dinlenmem lazım. İyi bir abi olarak bir yaramazlık yapmasın diye kardeşine göz kulak olabilir misin? Tabii anne. Anne iki tane kalem ve iki büyük sayfa kağıt getirdi. Çıkardıkları sesleri dinlemek yerine hayvanların resimlerini yapmaya ne dersiniz? Benim dinlenebilmem için sessiz olmanız lazım. Tamam. Caillou annesine yardım etmek istiyordu. O iyi bir abi olmak istiyordu. Caillou Rosie'ye kalemlerden birini uzattı. Şimdi resim yapacağız. Caillou bir zürafa çizmeye başladı. Resme o kadar konsantre olmuştu ki Rosie'nin yanından ayrıldığını fark edemedi. Caillou, Rosie'nin nereye gittiğini bulmaya çalışıyordu. Olamaz. Rosie duvara resim yapıyor. Rosie, hayır! Caillou, Rosie'den kalemi geri aldı. Hayır, hayır, benim! Rosie kalemi geri almaya çalıştı ama Caillou vermemekte ısrarlıydı. Rosie ağlamaya başladı. Annemizi kızdıracaksın. Anne tüm sesleri duydu. Caillou, sana iyi bir abi olup kardeşine bakmanı söyledim. Kavga etmeni değil. Rosie'nin uyuması lazım. Hemen geliyorum. Caillou çok şaşırmıştı. Annesi niye ona kızmıştı acaba? O sessiz olmak için ve Rosie'ye bakmak için elinden geleni yapmıştı halbuki. Artık Rosie'nin abisi olmak istemiyordu. Annesi geri geldiğinde Caillou'yu ağlarken buldu. Caillou ve annesi mutfağa gidip bir kova sabunlu su aldılar. Büyük abi olmak kolay değilmiş. Değil mi? Yardım edeyim. Harika olur Caillou. Caillou duvarı ıslak bezle sildi. Bütün çizgiler geçene kadar duvarı ovaladı. Aferin Caillou. Teşekkürler. Rosie öğlen uykusundan uyanmıştı ve Caillou'nun onunla oynamasını istedi. Tamam Rosie. Caillou, artık sen kocaman bir çocuk ve Rosie'ye de harika bir abi oldun. Arabayı yakala Teddy. Caillou yeni bir oyun bulmuştu. Oyuncak arabalarını uzun bir rampadan aşağıya doğru sürüyordu. Rosie bir ipe bağlı olan oyuncak ördeğini sürükleyerek odaya girdi.
oynayalım mı? Tamam. Kardeşine dönüp baktığında üzerinde oyuncak ayılar olan tişörtü giymiş olduğunu fark etti. Hayır, o benim tişörtüm. Çıkart onu, o benim. Kayyu çok üzgündü. Bağırışmaları duyan anneleri odaya geldi. Rosie'nin neden Kayyu'nun tişörtünü giydiğini açıklamaya çalıştı. Kayyu, o tişört sana küçülmüştü. O yüzden Rosie'ye verdim. Kayyu çok kızgındı. Annesini dinlemiyordu. Rosie'nin değil, o benim. Peki, tamam. Rosie, hadi gidip başka bir tişört giyelim. Kayyu oyuncak ayılı tişörtünü giymeye çalışıyordu. Ama bu kolay olmayacaktı. Bir solucan gibi kıvrılması lazımdı. Bak, o kadar da küçük değil. Kayyu göbeği açık bir şekilde odanın içinde dolanıyordu. Rosie, Kayyu'nun çok komik olduğunu düşündü. Belki bu yeni bir oyun olabilirdi. Abisine doğru koşup onu gıdıklamaya başladı. Gidi gidi. Dur, yapma. Kayyu eskiden tişörtü giydiğinde karnını kapattığını hatırladı. Kayyu yerde arabalarıyla oynamak için uzandığında hem sırtı üşüdü hem de halıya tenenin değmesinden dolayı sırtı kaşındı. Kayyu odasına gitti. Artık arabalarıyla oynamak istemiyordu. Canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Teddy'nin yanına oturdu. Tişört nasıl bu kadar küçülmüştü? Annesi odaya geldi ve Kayyu'nun yanına oturdu. Bir fotoğraf albümü çıkardı. Bak, bu doğum gününden bir fotoğraf. Oyuncak ayılı tişörtünle çok şirin ve mutlu görünüyorsun. Kayyu fotoğrafa bakıp kafasını salladı. Bu ben daha küçükkenmiş ve bu tişörtü giyiyorum. Annesi Kayyu'nun neden üzgün olduğunu anladı. Kayyu, tişörtünü Rosie'ye verdiğim için üzgünüm. Onu ne kadar sevdiğini unutmuşum. Ama artık o tekrar senin. Giyemiyor olsan da istediğin kadar sende kalabilir. Kayyu o tişörtü hala çok seviyordu. Yumuşacık ve konforluydu. Ama artık ona küçük geldiğinin de farkındaydı. Kayyu Teddy'ye bir baktı ve artık ne yapacağını biliyordu. Onu Teddy'ye vereceğim. İyi fikir Kayyu. Tişörtünü çıkartıp oyuncak ayının üzerine giydirirken hem Kayyu hem annesi gülümsüyorlardı. Rosie annesine bakmak için Kayyu'nun odasına geldi. Bak şimdi tişört kimin üzerinde? Teddy çok mutlu. Ben de. Kayyu tişörtünü giydirdiği oyuncak ayısına sarıldı. Kayyu Gilbert'la oynuyordu. Dinozoruna uzun bir ip bağlamıştı. Gilbert kuyruğunu sallayarak sıçramaya hazır bekliyordu. Hazır ol Gilbert. Kayyu ipi hızlıca çekti. Dinozor bir anda havalandı. Gilbert sıçradı ve gururlu bir ifadeyle dinozoru pençeleriyle yakalayıverdi. Yaşasın Gilbert, beni dinozordan kurtardın. Kayyu odanın içinde ipi çekmeye devam ediyordu. Oh hayır, beni hala kovalıyor. Yakala onu Gilbert, yakala. Gilbert onları kovaladı ve sonunda yeniden dinozoru yakaladı. Oh. Bu sefer yakaladın onu Gilbert. Kurabiye vakti Kayyu. Sen burada kal Gilbert. Kayyu babasının hazırladığı kurabiyeleri yemeye ve sütünü içmeye gitti. Haydi Gilbert, şimdi oynayabiliriz. Kayyu odada ve minderlerin altında onu aradı. Gilbert, neredesin?
Caillou üzülmüştü. Gilbert'a burada kalıp onu beklemesini söylemişti. Baba, Gilbert nerede? Dinozor oyunum için ona ihtiyacım var. Gilbert burada mutfakta değil Caillou. Caillou Gilbert'ı aramaya gitti. Bodrum kata bakarken orada annesini gördü. Merhaba Caillou, neler oluyor? Gilbert'ı bulamıyorum. Beni bekleyecekti halbuki. Herhalde yatak odalarından birinde saklanıyordur. Detektiflik oynayalım ve onu bulalım. Hey! Caillou ve annesi yukarı çıktılar. İyi bir detektif ipuçlarını görebilmelidir. İpuçları ne demek? İpucu Gilbert'ı bulmamıza yardımcı olacak her şey olabilir. O yüzden gözlerini açık tut. Caillou koridorda yürürken yerde bir ip gördü. Dinozor oyunundaki ipin ta kendisiydi. Bu bir ipucu mu anne? Bu gayet iyi bir ipucu. İpi iki yatak odasının arasında bir yerde bulmuştu. O yüzden odalardan birini seçip Gilbert'ı aramaya gitti. Anne ve babasının odasında Caillou yatağın altına baktı. Sonra sandalyenin altına ve odanın her yerine. Burada değil anneciğim. O zaman senin odandadır Caillou. Benim odam. Odasına baktı ve Caillou Gilbert'ı bulamadı. Gilbert, gel buraya hadi. Caillou yatağının altına baktı ve dinozorunu buldu. Bir ipucu daha anne. Sen iyi bir detektifsin Caillou. Caillou dinozoru sıktı ve o ince sesi çıkardı. Annesi ve Caillou bir miyavlama sesi duydu. Caillou yatağının üzerindeki örtüyü çekti. Gilbert! Buldum onu! Caillou uyuklayan kediyi kucağına aldı. Caillou ve Bakıcısı bir hikaye okuyorlar. Ama bugün çok özel bir gün. Caillou, bugünün sevgililer günü olduğunu biliyor muydun? Bugün sevgiyi kucakladığımız, kutladığımız gün. Caillou bunun ne anlama geldiğini düşünür. Sevgiyi kutlamak? Evet, öyle Caillou. Caillou'nun aklına bir fikir gelir. Sevdiği birine sevgililer günü hediyesi verecektir. Kalplerle dolu sevimli bir kart yapacağım. Bu çok hoş bir fikir. Julie Caillou'ya kağıt ve boya kalemleri verir. Caillou çok dikkatli bir şekilde kalpleri çizmeye başlar. Fakat kalp çizmek biraz zordur. O yüzden pek memnun kalmamıştır çizdiğinden. Of, pek güzel olmadı. Yardım edebilirim istersen. Caillou, ben kalplerini beğendim. Resmine daha başka bir şey eklemeye ne dersin? Caillou daha ne ekleyebilirim diye düşünmeye başlar. Buldum. Caillou büyük yuvarlak bir ay çizer ve ayın etrafına farklı renklerde bir sürü öpücük çizer. Resmin çok şirin oldu Caillou. Caillou çok memnundur kendinden. Caillou odasına girer ve çizimini oraya bırakır. Sevgililer günü hediyeni kim için yaptın Caillou? Bu çok gizli. Caillou en sevdiği gömleğini giyer. Sonra babasının çekmecesinden kırmızı bir kravat alır. Kravat yakıştı mı bana? Sen hep yakışıklısın Caillou.
Kayu sevgililer günü hediyesini vermek için o kadar heyecanlıdır ki yerinde duramaz. En sonunda annesi kapıda göründüğünde Kayı bir an önce ona doğru koşar. Oğlunu böyle tatlı görmek annesinin çok hoşuna gitmiştir. Bu yakışıklı genç adam da kimmiş? Gözlerini kapat anne. Annesi gözlerini kapatır ve Kayı sevgililer günü hediyesini annesinin eline uzatır. Şimdi gözlerini açabilirsin. Bu benim için mi? Ben bu ayı çizdim çünkü seni kocaman ay kadar seviyorum. Ben de seni o kadar büyük seviyorum. Yani seni ben ay kadar büyük ve bütün yıldızlar gezegenler kadar seviyorum. Kayı o kadar emindi ki bundan daha fazla kimse sevemezdi. Yağmurlu bir günde Kayı büyük annesinin evinde vakit geçirir. Küçük arabasını masanın üzerinde sürer durur. Vum vum, bip bip. Ay, Kayı'nın arabası fotoğraf albümüne çarpar ve albüm yere düşer. Kayı içindeki resimleri çok merak eder. Bakmak için oturur. Bakıyorum benim fotoğraf albümünü bulmuşsun. O kim büyük anne? O büyük baban ve benim canım gençken. Kayı tekrar fotoğrafa bakar. Bu sen ve dedem değil. Bu fotoğraf çok önceden çekilmişti. Dedem ve ben bayağı dans ederdik. Kayı sayfayı çevirdi ve albümden bir şey düştü. Aa, bu bizim mavi kurdelemiz. Bu fotoğrafın çekildiği gece büyük bir dans yarışması vardı. Bu da dedenle benim kazandığımız kurdele. Vay, birincilik ha? Kayı çok etkilenmişti. Sana nasıl dans edileceğini göstermemi ister misin? Evet, ben de birinci olabilirim. Büyük anne bir müzik çalar. Bu bizim en beğendiğimiz şarkılardan biriydi. Kayı daha önce hiç böyle bir müzik duymamıştı. Ama hızlı olması hoşuna gitmişti. Bak büyük anne, dans ediyorum. Kayı bir ayağından diğerine hopluyordu. Bu iyi Kayı. Hadi ellerimi tut. Kayı büyük annesiyle dans etmeye bayılır. Çok eğleniyordur o an. Tek yapman gereken müziği dinlemek. Büyük anne Kayu'ya biraz karışık hareketler gösterir. Kayu adımları takip eder ama ayağa takılır. Büyük anne bana baksana. Kayı kendisini bir o tarafa bir bu tarafa sallar. Bence sen yeni bir dans türü keşfettin ve bu kadar iyi dans ettiğin için birincilik sana geldi. Büyük anne mavi kurdeleyi Kayu'nun üzerine tutturur. Siz ikiniz merhaba. Biri burada dans dersi almış gibi görünüyor. Büyük annem öğretti bana. Kayu dedesi için dans etmeye başladı. Bu müthiş. Dedesi Kayu'nun elinden tutar ve birlikte dans etmeye başlarlar. Büyük anne odada dans eden iki adamı izlemeye devam eder. O sırada kapı çalınır ve Kayu kapıya doğru koşmaya başlar. Bu annem. Bak, ben dansta birincilik aldım. Sonra herkes öğrendiği danstan ufak bir gösteri yaptı.
Herkes oturma odasında keyifli bir atıştırma içindedir. Anne, büyük annem ve dedemin önceden dans ettiğini biliyor muydun? Ve dansta birincilik kurdelesi aldıklarını? Gerçekten mi? Evet, büyük annem ve dedem çok iyi dansçılardı. Büyük annem bana özel danslarını gösterdi. Dedenin aklına bir fikir geldi. Tekrar müziği açtı. Benimle dans eder miydiniz hanımefendi? Tabii ki beyefendi. Büyük anne ve büyük baba aynı fotoğraftaki gibi dans ederler. Birlikte o kadar sene önce kazandıkları birincilik ödüllü danslarını herkese göstermiş oldular. Kayu en güzel kıyafetlerini giymek için acele eder. Bu akşam genç bir adam gibi anne ve babasıyla dışarı çıkacak. Rosie bakıcısıyla birlikte evde olacak. Restoranda çok kişi var. Kayu babasının elini tutar ve etrafına bakar. Burası biraz karanlık. Kayu hiç çocuk görmez etrafta. Yetişkinlerle olmak çok hoşuna gider. Akvaryuma bak Kayu. Kayu rengarenk balığı selamlamak için ona doğru koşar. Koşma Kayu, bizi bekle lütfen. Anne, hiçbir şey göremiyorum. Kayu dizlerinin üzerine oturur. Kayu, büyük bir çocuk gibi otur lütfen. Bu sırada güleç yüzlü biri Kayu'nun oturması için masaya bir sandalye getirir. Ne yemek istersin Kayu? Bir bakayım anne. Kayu yetişkinler gibi menüyü açıp bakmak ister. Menüde hiç resim yoktur ve Kayu buna çok üzülür. Annesi onun çok sevdiği spagettiyi sipariş ederken Kayu sabırla bekledi. Yemeğin gelmesi çok uzun sürüyor. Kayu beklemekten yorulur. Kalkıp hareket etmek ister. Nereye gidiyorsun? Kayu artık oturmak istemez. Lavaboya gitmek ister misin? Tamam. Kayu yeni bir oyun bulur. Otomatik kurutucunun altında ellerini kurutma oyunu. Bir daha. Kayu ellerini yıkamak için tekrar lavaboya koşar. Tamam ama bu son artık. Garson masaya kollarında yerleşmiş tabaklarla dengeli bir şekilde gelir. Kayu çok etkilenmiştir. Vay, anne baba bunu asla yapamaz. Kayu yemeğinden bir lokma alır ve yüzü değişir. Hiç evde yediği gibi değildir. Kayu, en azından birazını ye lütfen. Kayu artık aç hissetmiyordur. Masanın altında oynamak ister. Benim Kayu'm nerede? Kayu masanın altından çıkar. Buradayım. Kayu, yerine oturman lazım. Artık oturmak istemiyorum. Eve gitmek istiyorum. O sırada garson masaya harika bir tatlı getirir. Kayu eve gitmeyi tamamen aklından çıkarır. Yay! Evet, şimdi acıktım.
Kayu anne ve babasıyla restoranda yemek yemekten çok mutludur. Kendini büyük bir adam gibi hisseder. Kayu bugün ilk defa diş doktoruna gidecektir. Hadi acele et Kayu, geç kalmak istemeyiz değil mi? Kayu cevap vermez. Acaba nerede? Annesi Kayu'yu banyoda bulur. Kayu, sabah dişlerini fırçalamıştın zaten. İyi görünüyorlar değil mi anne? Evet Kayu, çok güzeller. Hadi çabuk ol şimdi, gidelim artık. Kayu ve annesi diş doktorunun ofisindeki bekleme odasına geçerler. Kayu Teddy'ye sıkıca sarılır. Hemen sonra tuhaf bir ses duyar. Teddy, dişçinin yanına benimle geleceksin değil mi? Güleç yüzlü bir bayan Kayu'ya doğru yürür. Merhaba Kayu, benim adım Linda. Hadi benimle gelin, sana ve ayıcığına en iyi nasıl diş fırçalayacağınızı göstereyim. Kayu ve annesi Linda ile küçük bir odaya gelirler. Ortada üzerinde asılı komik görünümlü bir lambası olan büyük bir sandalye görürler. Oturabilirsin Kayu. Teddy de oturabilir mi? Tabii ki oturabilir. Kayu ve Teddy dişçi koltuğuna oturur. Linda Kayu'ya koltuğun nasıl ileri geri gittiğini gösterir. Linda Kayu'nun uzanması için koltuğun arkasını aşağı doğru indirir. Ama Kayu dümdüz oturmayı tercih eder. Arkana yaslan Kayu, böylece dişlerine daha iyi bakabilirim. Linda Kayu'ya ağzının en arkasındaki dişleri görmesi için kullanılan küçük aynayı gösterir. Çok hızlı dönen elektrikli diş fırçasını çalıştırır. İşte o tuhaf sesi çıkaran demek buymuş. Şimdi dişlerini küçük yıldızlar gibi parıl parıl yapacağım. Tamam. Kayu önce annesi hala orada mı diye bir bakar. Evet, annesi hemen arkasındadır. Linda Kayu'nun dişlerini fırçalar. Sonra Kayu'yu kontrol etmek için diş doktoru içeri girer. Selam Kayu, ben Doktor Joseph. Vay canına, harika dişlerin var. Her gün fırçalar mısın onları? Bu sabah iki kez. Kayu dışarı çıkmak için hazır olduğunda Linda onu eve götürmesi için yeni bir diş fırçası verir ve kutudan da iki sürpriz çıkabilir. İki mi? Kayu kutunun içindekileri inceler. Bir büyüteç ve bir de yüzük seçer. Büyüteç benim için, yüzük de annem için. Kayu için çok önemli bir gün oldu. Çünkü o bugün ilk defa diş doktoruna gitti. Kayu markette. Günaydın uykucu. Ama Kayu yatağından çıkmak istemez. Bak, kar yağıyor. Kayu pencereye doğru koşar. Vay canına. Kardan adam yapalım mı? Hadi önce giyinelim, sonra bakarız. (Gülüyor)
Kayu mısır gevreğini dökmeye çalışır. Fakat hiçbir şey dökülmez. Hiç gevrek kalmamış. Markete gidip biraz alalım. Özel sürpriz dolu bir pasta için alışveriş yapmak lazım. Bir pasta mı? Olamaz. Kayu montunu ve botlarını giyer. Gilbert'ı da markete belki gelir diye alır kucağına. Gilbert, nereye gidiyorsun? Aptal kedi. Dışarı çıktıklarında kar tanecikleri yüzüne çarpar. O da dilini çıkarır belki birkaçını yakalamaya çalışırım diye. Bir kardan adam yapalım mı? Evet Kayu, ama önce markete gitmemiz lazım. Markete geldiklerinde annesi Rosie'yi market arabasının içine yerleştirir. Ben de sürmek istiyorum anne. Hadi daha yapacak çok işimiz var. Kayu ve Rosie annelerine market alışverişinde yardım eder. Kayu raftan bir paket kurabiye alır. Bunlar güzel. Ama bir sürpriz pasta yapacağız. Buna ihtiyacımız pek yok. Kayu gerçekten kurabiyeleri ister. Ama tekrar aldığı yere koyar. Kasaya geldiklerinde annesi Kayu'dan Rosie'ye yardım etmesini ister. Lütfen ona göz kulak ol Kayu. Kayu Rosie'nin elini tutar. Ama hala aklı kurabiyelerde. Kurabiyeleri bulmak için Rosie'nin elini bırakır. Kayu. Kayu bir aşağı bir yukarı kurabiyeleri bulmak için rafları dolaşır. Birden durur ve etrafına bakmaya başlar. Annesini göremez. Anne! Neredesin? Anne! İşte oradadır annesi. Ama üzgün duruyordur. Ne oldu Kayu? Sen gittin. Hayır, sen gittin. Sonra kocaman sarılır ona. Seni bulduğumuza çok sevindim. Hadi evimize gidelim şimdi. Anne, ben kayboldum bugün. Biliyorum Kayu, ama şimdi evindesin ve şu özel sürpriz pastamızı yapmanın tam vakti. Ama ben kardan adam yapmak istiyorum. Yapacağız. Hem de burada, mutfakta. Anne keki pişirir ve üzerini kar kremasıyla kaplar. Kayu ve Rosie pastayı şekerle süsler. Bu özel sürpriz dolu pasta aslında özel sürpriz dolu bir kardan adam.